Keşke biz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem için doğum haftaları yapacak yerde ibret haftaları yapsaydık. Bizi ahirete nasıl hazırlıyor Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem keşke bunu anlasaydık. Çiçekti, güzellikti, harikalardı diyecek yerde biz kıyamete hazırlık programlarını Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den öğrenseydik de bu kaosa düşmeseydik. Şu anda kaos içerisindeyiz. Kafirlerin bir kaos içerisinde olması normal. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme iman etmiş. Ondan ahiret bilgileri, yerleri gökleri yaratan Allah'ın verdiği bilgileri öğrenmiş olan Müslümanlar olarak, namaz kılan kimseler olarak, tesettürlü Müslüman kadınlar olarak bu kaosa biz düşmemeliydik. Düşemezdik aslında. Biz ölürken bile tebessüm edecek kabiliyette bir imana sahibiz. Allahu Teala'nın izni ve keremiyle mevcut durumumuz hiç Müslümanca değil. Biz kaos içerisinde gergin, kendi evinde bile rahat edemeyen, eşiyle bile mutlu olamayan, çocuğuna bile endişeyle korkuyla bakan, katilinin çocuğu olabileceğini düşünen insanlar biz olmamalıydık. Asla ve kat'a Dinimiz bizi böyle yalnız bırakacak, bu konularda yalnız bırakacak bir din değil. Biz yanlış düşünüyoruz. Bu yanlış düşünmemizde kardeşlerim 3 temel neden var. Bundan dolayı yanlış düşünüyoruz. Birincisi, realite olmayan bir hayat istiyoruz. Yani gerçeği olmayan bir hayat istiyoruz. Nedir gerçeği olmayan? Hem dişlerim ağırmasın diye yemek yemeyeceğim, bir şey ısırmayacağım, karnım doyacak. Dünyada böyle bir hayat olmaz ki. Hem kar manzarası seyretmek istiyorum çok güzel, kar topu atacağım. Hem soğuk olmayacak, gaz masrafı vermeyeyim, kömür masrafı vermeyeyim. Böyle bir hayat olmaz ki. Hem Allah'ı seveceğim, peygamberini seveceğim, hem de hiç bedelini ödemeyeceğim. Ben sevdim deyince hop beni Ebu Bekir Sıddık'ın yanına taşıyacaklar kıyamet günü. Var mı böyle bir dünya? Var mı böyle bir Müslümanlık? Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme adam gelip de ya Resulallah ben seni çok seviyorum deyince o zaman bir torba bul dert doldurursun ona beni seviyorsan demedi mi ona? Yani mecazi olarak beni seven dert görmeye hazır olsun buyurmadı mı? Biz gerçeği, hayat gerçeğini dünyanın liyebluvekum eyyukum ehsenu amela hanginiz daha iyi iş yapacak onu görmek sınamak için sizi bu dünyaya gönderdik talimatını Allahu Teala'nın nasıl unuturuz ki? Hayat bu sınanmak için. Pişmek için girdiğimiz fırında sıcaktan şikayet ediyoruz. E çocuklarımızda eğitim sorunumuz var. Nuh aleyhisselam da mı İmam Hatip'e gönderemedi çocuğunu da. Onun için çocuğuyla başı belaya girdi. Niye peygamberler çocuklarında sorun yaşadılar? Adem aleyhisselam'ın e kaç çocuğu vardı da biri öbürünü öldürdü? Hayat budur. Dünya budur. Çok biz hayalperest bir hayat yaşıyoruz. Hani hastalanırsan iğne dahil, aspirin dahil, her şey bedava, sosyal güvence, sen zaten emekli maaşında hazır. Bu laflara inanıyoruz biz. Bunlar dünyanın sakızları. Sosyal güvenlik dediğin sakızdır. Ecele engel olmuyor. Aile sorununa engel olmuyor. Tam aksine refahımız arttıkça aile sorunumuz arttı. Siyasi kaosumuz arttı vatanseverliğimizde bile şüphe oluşmaya başladı. Herkes vatanını seviyor ama fedakarlığa gelince sevgi lafta kalıyor. Hayat bu imtihanların içinden çıkıp Allah'ı bulma hayatıdır. Bu hayat kaos hayatıdır. Huzur cennettedir Allah'ın izniyle. Bu bir. İkincisi biz 30 yaşındayken de bu dertlerden şikayet ediyorduk. 40 yaşındaydı şikayet ediyoruz. 70 yaşına geldik hala şikayet ediyoruz. Yani hayat bir öğretmen olduğu halde. Hayat bizi eğitmesi gerektiği halde. Bu, bu oyuncaklar 20 yaşında bitmeli canım. Evleninceye kadar canım gülüm verdi aldı laflar mesajlar edebiyatlar. Evlenince baktın ki hayat böyle bir şey değilmiş. Bir ibret alma. Geçmişten öğüt almayı beceremediğimiz için 70 yaşında 17 yaşındaki delikanlılar gibi şikayetler yapıyoruz. Her seçimde bize vaatler yapılıyor. Seçimden sonra eski tas eski hamam oluyor gibi biz de kendi kendimizi her seferinde aldatıyoruz. Ramazan geliyor. Bu Ramazan'da tam tövbe edip Rabbimize dönecekken Ramazan'dan sonra Ramazan dosyasını kaldırıyor. Hacca giden açtan sonra dosyayı kaldırıyor. Halbuki o bir eğitimdi. O bir kaplıcaydı. Ağrılarımızı, sızılarımızı hastalıklarımızı bitirecekti. Becerip başımızda gelen felaketleri ve Allah'ın gönderdiği nimetleri derse dönüştüremiyoruz. Bu sefer de kaosumuz bitmiyor. Üçüncü olarak da kardeşlerim bir sorunumuz, bir eksiğimiz daha var. Biz mesela düşmanlarımız olarak filan ülke, filan millet bize düşmanlık yapıyor diyoruz. Sorun olarak hep fakirlik, iş, zenginlik, apartman, daire bunun üzerine yığılıyoruz. Halbuki bu hayat eğer Müslüman isek biz imanımız, Allah'a bağımız, cennet projelerimiz üzerinden de yürümeliydi. Evet sadece iman ettim deyip apartmanın çatı katında yatacak halimiz yok. Bodrum'a inecek halimiz yok. İşe de gideceğiz. Ama ekonomiyi tek sorun veya dış ülkeleri tek sorun kapitalizmi tek sorun, aileyi tek sorun görüp Allah ile iletişimimiz konusunda arıza varsa bu arızaları giderme meselesinde yanlış yapıyoruz. Dengesiz Müslümanlık yaşıyoruz. Ya elimize tesbih alıp akşama kadar Subhanallah dersek dünya düzelecek zannediyoruz. Bu yanlış. Ya da hiç elimize tesbih almıyoruz. Para kazandıkça dünya düzelecek zannediyoruz. Filan zalim ülkeyi filan melun ülkeyi hizaya getirirsek dünya düzelecek zannediyor. Bu da yanlış. Bir denge gerekiyor. Maneviyatımızla maddiyatımız arasında denge gerekiyor. Bu üçlü sac ayağını başarılı bir şekilde kuramadığımız için de bir türlü dertlerimiz bitmiyor kardeşlerim. Meselemiz bu.